پرتیو دو دلو دلو پرتیو دو دلو دلو رزیلو دو دلو دلو شوتیو دو دلو دلو مردو دو دلو دلو رزیلو دو دلو arama iki. Dinlemede komutanım. Biz var mı? Henüz yok komutanım. Bölgedeki sağlık ocakları? Olumsuz. Anlaşıldı. Tamam. Burası tamam komutanım. Bir şey bulamadık. Buralarda olmalı. Mutlaka buralarda olmalı. Omiran denen herif doğru söylüyor Sefer. Askerleri topla bir de Cumalı tarafına bakalım. Hadi. Emredersiniz komutanım. Otur bakalım Peyman Ağa. Bezeg'im her şeyi söyledim. Diyeceğim başka bir şey yoktur. Bu defa kızından konuşmayacağız ha. Otur. Altay Teğmen'i arıyoruz. Herkes onu arıyor. Asker seferber. Teğmen kayıp. Ne diyorsun? Kaybeden kim? Miran Ağa. Altay'ın korkup kendini trenden attığını söylüyor. Ne anlama geliyor bu? Teğmen'i tanırım. Rahmetli oğlumun Vahat'ın yakın arkadaşıydı. Bilmem kaç kez dağda savaşa girdi eşkıyayla. Girdiği çatışmanın haddi hesabı yoktur. Korkak adamın harcı değildir bunlar. Miran'ın eşkıyadan farkı nedir? Eşkıyadan korkup kaçmayan Miran'dan mı korkup kaçacak? Hele ki Asmin kızımı o hayvana bırakıp kaçacak. Olacak iş değil. Olur ne? Olur mu sen de bilin komiser. Öldürdü. Dahası yok. Bu arada kızımın cesedine gelince... Balık adamlar bütün nehri taradı ağa. Akıntı yönünde, nehrin aşağısına kadar her yer. Hem havadan hem sudan karış karış tarandı. Ama nafile. Hiçbir iz yok. Bir iz var komiser. Bir iz var. Asmin dediğin kara saplı bir hançer izi. Aha burada. Kalbimde. Altay'la beraber kaçırdık. Kaçır demez. Öyle.
Yalan yok. Asmin'le bizim Teğmen kabilleşmişler. Teğmen aradı. Dedi arkadaşım mısın? Dedim ölümü ne? Önce bir dolandık şehirde. Duyan ayaklanmış tabi. İyi kötü tanıyoruz da. Baktık dikkat çekeceğiz. Bunlar bindi bir taksiye. Bana kalsa füzana kadar götürdüm ama izin vermediler. Alt yemeğe dinledim ki onları zaten. Taksiye nereden bindiler? Durağın dibine kadar gitmedim. Meydanın yakınlarında bir taksi durağı olacak. Orada. Teğmen. İz yok daha değil mi? Öldürdü. Afbuyurun komiserim. Hilafsız öldürdü. Otur ya şimdi. Yanında hangi birini? Tamam Gabriel. Bu kadar. İyi meseleler. Evet Gabriel. Fikir vermek ahdımız değil de kalmasın be komiserim. Yapanın yanına kar kalmasın. Asmin'le Teğmen iyi insanlardı. İnsanın nasıl? İşteyse rahat uyusunlar. İyi bir haber istiyorum Selim. Bir tek iyi haber. Yok anasını satayım, yok. Sen de? Ben de. Sorguda bir ilerleme. Dön dolaş aynı laflar. Bütün oklar Miran'ı gösteriyor ama... Kanıtı yok diyorsun. Maalesef. Salacak mısın hepsini? Hepsini. Miran? En fazla 24 saat daha. O da ek gözaltı sayesinde. Ondan sonra o da serbest. Tamam Arif, tamam. Kolay gelsin. Görüşürüz. Asker. Komutanım. Ne var, ne oldu? Bir şey oldu yok komutanım. Özür dilerim. Askere ağlar mı be onbaşı? Nedir derdir anlat bakayım. Evladım anlatsana. Ne o elindeki senin? Ver bakayım sen şunu. Yapıyorum onu. Askerler de alır. Bir şey lazım mı hanım? Geldin mi ya? Söyledin mi? Bitti mi yalanların? Hangi hakla hizmet inandılar sana? Seni nasıl saldılar ha? Sen ne yüzle döndün bu avluya? Anam da olmadı benim babam da. Seni bildim baba diye. Asmin'i kardeş bildim. Bileydim babam kardeşimin katili olacak. Adım atar mıydım hiç bu avluya? Elindeki evlat kanını neyle temizledin Peyman'a? Oğlunun mezar toprağıyla mı? Gel benimle. Bırak elimi. Çek. Gel dedim. Bırak. Ne yapacaksın? Beni de mi infaz edeceksin? Yürü
kutsal ruh, tek Allah'ın adıyla amin. Onlar sana inanan kullarındı Tanrım. Kimseye kötülükleri dokunmadı, biliyorsun. Onları cennetine kabul et. Ve ruhlarını azaptan koru. Her tokada çevirdin mi öbür yanağını? Olacağı bu. Ne sandın? İnsaf merhamet edecekler. Çok beklersin. Çekerler adamı çarma. Oradan öyle bakarsın. Gördün değil mi? Gene hainlere kaldı dünya. İstediğin budur. İnananların geçtiği yol ateşten de olsa gidecekleri yer cennettir. Bir insanı öldürmek Tanrı'nın gözünde bütün insanlığı öldürmek sayılır. Sonsuza kadar cehennem ateşiyle cezalandırılırlar. Bize hep haklı olmayı öğrettiniz peder. Doğru olmayı öğrettiniz. Tamam. İyi ettiniz de yetmiyor peder. Yetmiyor. Kaybetmekten bıktık artık. Biz ne zaman kazanacağız? İyiler ne zaman kazanacak? Sen onun söylediğine bakma. Öyle söylemek istemedi. Nereye gidiyoruz? Söylesene nereye? Konuşsana bir adam. Laf çıksın ağzından. Yüzbaşı Selim, emredin komutanım. Birlikler aramaya devam ediyor. İki helikopter de bölgeyi havadan karış karış tarıyorlar. Ama maalesef şu ana kadar herhangi bir iz... Evet. Evet komutanım. Emredersiniz komutanım. Evet. Affedersiniz yüzbaşım, rahatsız ettim. Nevin ben İstanbul'dan, Altay'ın... Aa, buyurun Nevin Hanım. Kusura bakmayın, birkaç gündür Altay'a ulaşamıyorum. Acaba siz... Altay şu anda görevde. Görevde mi? Evet, evet görevde. Ama Altay, yani hesabım beni yanıltmıyorsa yakında terhis olmaz. Askerlik böyle bir şeydir Nevin Hanım, bazen hesaplar tutmaz. Peki nerede? Mazur görürüm, yani bunu söyleyemem size. Anlıyorum. O zaman konuşursanız aradığımı iletir misiniz lütfen? Elbette söyleyeyim. İyi günler yüzbaşım. İyi günler, iyi günler. Bir terslik var. Ne diyeyim, başlama gene. Özel görevmiş. Özel görev dediği %90 operasyon. Ya terhisi gelmiş bir adamı niye operasyona alsınlar? Hakikaten ama genelkurmaya söylemeli bunu. Yapmayın demeli, ayıp oluyor. Sen iyice saçmaladın Nevin. Sana mı soracaklar bunu? Ben çok ciddiyim. Tamam devam et sen Nevin. Ben karşı bloktayım Esra. Nedir bu? Neyin hazırlığı bu böyle? Söyle dedim. Helal etmem hakkını. İçeride. Ne?
Asmin içeride. Git gör kızını. Hadi Dildar. Asmin. Yavrum. Yavrum. Bir şey de anana. Asmin. Asmin canım, biz geldik bak. Asmin. Hadi konuş benimle. Benim Güle. Konuş benimle. Yollarızı. Beyhude kızım, boşuna uğraşmayın, ağzı mühürlenmişler benim. Asmin. Yavrum. İyi ettin ağam. İçim parçalanmıştı Dildar anaya. Olmadı Abdo. Yapamadım. Bu acı bu yüreğe sığmadı. Saklayamadım daha fazla. Bizim yeğen. Beraber gideceğiz İstanbul'a. Çift şoför. Yolda durmadan. Ellerim tertemizdir Dildar. Bir karıncanın bile kanına bulaşmamıştır ömrüm boyunca. Değil kızımın kanına. Alo, Mümtaz dayı. Hazırlandık, çıkıyoruz dayı. Peyman ağam yanımda, konuşmak ister. Eyvallah dayı. Dayı oğlu, ne haber? Ne olsun be ağa? Abdu anlattı durumu. Şaşırdık kaldık. Kızım sana emanet. Bir de Beyci hanıma. Asmin bizim de kızımız. Rahat ol. Gözün arkada kalmaz. Sağ ol. Haberleşiriz sonra. Hadi, Allah'a emanet olun. Geliyorlar mı? Abdo almış kızı, çıkıyor yola. Asmin. Güzel kızım. Güzel yavrum. Güle güle kızım. Güle güle Ceylan'ım. Elimden ancak bu kadar geldi. Ancak bu kadar. Güle güle kardeş. Güle güle. Kim bilir ne zaman? Bir daha kim bilir ne zaman?
Geçmiş olsun ağam. Eyvallah. Olmadı. Bırakmak zorunda kaldık. Elimizde bir şey yok. Ezberletilmiş cümleler. Dinlemekten midem bulandı. Onların dediklerine karşı onların lafları. Arif boş ver. Sen elinden geleni yaptın. İşe yarasaydı bari. Kahve içelim mi? Boş ver şimdi kahveyi. Gel biz gidip başka bir şey içelim. İçelim anasını satayım. Adamlarımız sağlam çıktı ağam. Ne bellettiysek onu söylediler polise. Ne bir eksik, ne bir fazla. Güzel. Adamlara hediyeler ver Hasip. Hak ettiler. Baş üstüne ağam. Kudurdu sorgudakiler, kudurdu. Hele o komiser yok mu? Hasip. Buyur ağam. Hele bir dur bakayım, hele bir dur. Avukatı ara, yarın gelsin. Bir görüşelim kendisiyle. Baş üstüne ağam. Hasip. Buyur ağam. İyi bak. Yeni evimize iyi bak. Pek yakında burada oturacağız. Yakışır ağam. Yakışır tabii. Hadi bakalım. Deli konuşursun, havala geçirecek. Ay batmadan güneş doğmaz. Güneş batacak ki ay yükselsin. De bakayım şimdi bundan ne anladı ha? Akılsız çoban. Hı? Hiçbir şey anlamadım. İşte o yüzden akılsız gelip akılsız gideceğim bu dünyada. Hadi git kuyudan su çek. Su vardı. Soğuk su, akılsın soğuk su. Kuyudan buz gibi su getireceğim. Hadi yallah. Hey. Gece yol gitmeyi severim. Çok gittik gençlikte. Adana, Maraş, Antep, Urfa, Halfeti. Kamyon kamyon ırgat taşıdık. Her kadar bebeğiydim. Bayılırdın arabayla gezmeye. Çok taşıdım seni. Gecenin bir vakti huysuzlanmışsın. Babanın kucağında inersin avluya ki avaz avaz. Peyman ağa seslenir. Abdo çalıştır arabayı. Kontağı çevirdiğim an kesilirdi ses cihazın. Başlardın gülücükler yapmaya. Dolaşırdık bir zaman. Uyur kalırdın arabada. Sonra döneriz eve. Farz et ki öyle bir gece. Büyümemişsin. Bu rezilliklerin hiçbiri yok. Olmamış. Bak kaç saattir yoldayız be Asbin. Bir gülümse. Çocukken gülerdin ya. Aha öyle gülümse. Sonra yum gözlerini uyum. Abdo razı. Abdo ömrünün sonuna kadar gider böyle.
Gidelim mi amca? Beni kimse bilmemeli Gül'e. Kimse. Bilindi mi kıyamet? Deli miyim ana? Söyler miyim hiç? Şüphen mi var? Sen Dildar Hatun. Ben. Gül'e. Abdo. Abdo'nun hapisteki garip yeğeni Botan. Abdo'nun köydeki akrabaları. Üstüne İstanbul'dakiler. Toplasan bir tabur adam eder. Sen hiç böyle sır gördün mü hayatında? Kıyamet dediydin ya Dildar. Evet, kıyamet. Eninde sonunda kopacak o kıyamet. Bugün ya da yarın. O kıyamet kopacak. Ne kadar geç olursa o kadar iyi. Kopacak Dildar. Seferinde görevde diyorsunuz yüzbaşım. İyi güzel anladım da ne zaman bitecek bu görev? Nevin Hanım, bunu söylemeyi çok isterdim ama mümkün değil bu. Bakın yüzbaşım. Müsaadenizle kapamak zorundayım. Eğitimdeyim şu an. Bir yerlerde bir şeyler oluyor. Bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Hissediyorum. Leyla abla. Selam. Selam peder. Benim kolyem ne oldu? Oldu, hazır. Sağ ol. Borcum mu? İstemez bir şey peder. Arkadaşlarından bir haber var mı? Aramalardan bir netice. Hayır, yok peder. Hiçbirinden yok. Ne Asmin ne Teğmen. Birini su götürdü. Ötekini sanırsın toprak. Belki de peder. Belki de su toprağa karıştı. Belki de onlar için başka bir yerde, başka bir hayat başladı. Olmaz mı peder? İyi ver. Olmaz mı? Tanrı bilir Gabriel. Tanrı bilir. Geldiler. Hoş geldiniz kardeş. Hoş bulduk dayı. Hoş gelmişsiniz. Nasılsın ablam? Sağ ol. Nasıl geçti yolculuk? İyi, çok şükür. Geldi kızım.
Hadi kızım. Geldik. İn hadi. Gel yavrum. Gel Asmin'cim. Gel kızım. İçeri geçelim. Orada konuşuruz. Hadi ya. Abdo, ne olmuş bu kıza ya? Cıvıl cıvıl kızdı mı? Görüyorsun dayı, maalesef. Telefonda anlatmıştın ama bu kadarı da pes yani. Hepsi bu mu? Evet o. Tahliye kararı vardı zaten, biz dondurmuştuk. İsteyin hemen düğmeye basalım. E bas o zaman. Hemen. O konak, o araziler içinde kim var kim yok. Alayını sür git. Peki ağam. Bana bak avukat. Adım attığım yeri tertemiz isterim. O rezil peyman, sülalesi, marabası. Eğer içinde bir tekinin gölgesini, bir tekinin gölgesini bile görürsem hesabı senden sorulur ona göre. Anladın dedim. Anladım ağam. Bitirmeden gelme. İzninizle. Avukat tırstı. Bir ara dedim kendinden geçecek. Merak etme. Vekalet ücretini hesaplayınca kendine gelir. Ağam. Hazır başlamışken düstur çekmeye. Şu Gabriel'i. Herif Teğmen'in akıl danesi. Nerede bir hıyanet? Tas tamam içinde. Unutmadım Hasip. Ben unutmam. Yazılı. Hepsi burada yazılı. Asmi. Neredesin Asmi? Neredesin? Asmi. Ses ver Asmi. Dur, dur oğlum, dur yiğidim. Destur da komutan, destur da ha. Derin nefes al, nefes al, derin. Derin, derin nefes al, derin. Korkma komutan, korkma. Neydiyse geçti. Komutan, ben Mırza. Çoban Mırza, hatırladın? Hani dağda kurtarmıştın beni. Bacağın kırık dağda. İşte o Mırza. Günlerdir bak başını bekledik. İyileşeceksin. Ben buldum seni. Tren raylarının orada. Artık ne arıyordun orada. Önleri kırılsın sana bunu yapanları. Çok eziyet etmişler sana. Mirza, git koş, süt getir. Zavallının boğazına kaç gündür hiçbir şeycik geçmedi. Süt de gelir mi? Dokun. Oo, kim bu Asmin ha? Sanki başka isim bilmez gibi hep onun adını sayıklayıp durdu. Asmin. 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 Yavrum. Kurban olduğum. Bir şey de anneyi. Bir Allah'ın kelamı. Kuzum. Çok görme anneyi. Bir şey de yavrum. Şeyde. Yavrum. Asmin. Asmin benim. Güle. Konuş benimle. Anam perişan. Asmin. Boşuna uğraşma. Heyecanı. Hiç ses seda yoktur yavrucakta. Güle. Dildar'ı verse yava. Allah şifasını versin. Buna yürek dayanmaz Abdü. Mümkünü yok dayanmaz. Kusura bakma dayı. Bir iş yükledik ki sırtına, külfeti ağır. Ama yoktu başka çare. Saçma sapan konuşma Abdü. Hatırlarsın o günleri. Beyce'yi kaçırdığımda. Kıyamet koptu. Kızıltepe, Tekmin köyler kalktı geldi üstüme.
Allah'tan ki Peyman Ağa. Sadece can borcu olsa kolay. Verirsin canı biter. Behice'yle ben bir ömür borçluyuz ağaya. Koca birer ömür. Nerede kaldın? Yıldım. Taze sadım çiçeği. Tamam, tamam. Anladın süt. Komutan, lavalı almışım. Taze ekmek almışım. Zeytin almışım. Halva almışım. Peynir almışım. Ziyafettir ha. Telefon lazım. Telefon Mirza. Telefon? Telefon vardır. Yeni de kontür yüklemişim. Rahat rahat konuş komutan. Acıktın değil. Yıkayayım, birazdan vereceğim. Gazete. Gazete Mirza. Gazete? Ne gazetesi? Gazeteyi istiyor, avanak. Hangi gazeteyi? Dur şunu. Kızım, ben gidiyorum Asmi'yim. Yolcu yoluna demişler. Bir diyeceğin var mı bana Asmi'yim? Ya kızım? Anaya bir diyeceğin varsa, Peyman Ağa'ya. Allah'a emanet ol. Şöyle bir şey düşünebilirsin abla. Peki bu nasıl Gabriel? Bunu daha çok düğünlerde takıyorlar. O nişan için bence daha uygun. Usta, telefon. Bakıversin. Usta, yabancı numara, kayıtlı değil ki. Boş ver, çalıp çalıp tutar. Aç artık şunu Gabriel. Aç artık, aç. Bunu anlaştık değil mi abla? Tamam, ben bunu paket yapayım. Usta, yine aynı numara, telefonu çalıyor. Bir dakika. Alo. Gabriel. Kardeş. Benim Gabriel. Benim Altay. Geliyorum. Olmazlar ki.
Ambulans oldu, hastaneye gideceğiz. Anlaşıldı. Hastane, savcıyı alıp hemen geliyorum, tamam. Abla oğul, delirdin mi? Hiç uyumadan gidilir mi bunca yol gerisin geri? Yenge ne dedin oğlum? Geç uyu bir iki saat, biraz geç çık yola. İmkansız dayı, ortalık çok karışık. Ağa yalnız, gitmek elzem. Asmi, ben gidiyorum evlat. Bir daha görüşmek varsa kısmette. O gün geldiğinde yani. Daha güzel şeyler olur inşallah. Güzel şeyler. Mesela sen gülersin. Her kızım, hilafsız gülersin. Ben gülerim. Herkes güler. Hakkını helal et be kızım. Helal et. Başka ne diyeyim ki sen? Önce Allah'a sonra size emanet. Merak etme Abdu. Hadi güle güle git. Yolun açık olsun. Dikkatli kullanasın ha. Diyoruz ağam. Var mı bir diyeceğin? Asmin hala aynı mı? Aynı maalesef. Dikkatli gel Abdo. Hadi selametle. Sağ ol ağam. Teşekkür ederim. İcranın kendi adamı getirmiş. Posta vakit kaybı. Acelesi var Miran olacak köpeğim. Kaybettik Dildar. Kaybettik. Bu konak, bu topraklar gitti hepsi. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Gideceğiz Dildar. Gideceğiz. Göç zamanı. Gideriz be Peyman'a. Madem gitmiş evlatlarımız. Elbette. Elbette gideriz peşlerinden. Ne var ki büyütecek? Ölüm ağ. Bir küçücük ölüm. Ömrün menzili kara topraksa. Sen, ben, Vahat, Asmin. Menzilde buluşuruz. Menzilde ağ. Öldürdüler komutanım. Asmin'i öldürdüler Gabriel. Altay. Altay konuş. O trende neler oldu anlat bana. Miran. Miran ve adamları. Saldırdılar üstümüze. Öldüresiye. Sonra trenden attılar. Altay. Altay konuş. Yüzbaşım fazla zorlamasak. Tamam, götürün götürün. Bindirin. Şeytan diyor topla dağı taşı var git Miran alçağının üstüne.
Yık tepesine kalsın altında. Çıkmasın mahşere kadar. Şeytan neler diyor. Şeytan neler diyor Gabriel de. Alo Arif. Söyle. Altay konuştu. Miran yapmış. Adamlarıyla basmış treni. Durumu nasıl, ifade vermesi? Verir verir. Ambulans yolda şimdi. Tamam, hastanede bekliyoruz. Geliyorlar savcı. Hadi yavrum. Bir yudum çorba işte. Boğazından bir şeyler geçsin. Hadi güzel kızım. Merhaba abi. Sakince bir konuşalım dedim. Ama evvela şunu yaz bir kenara. Bak, senin kızın benim de kızımdır. Sağ ol Mümtaz, sağ ol. Bence az önce yemek vermek istedi ama midesi almadı. Belli ki ağır bir buhran geçirmekte. Diyeceğim, Asmin başım üstüne, amenna. Lakin bu kızın işi hısımlık değil, hekimliktir ha. Eğer izin verirsen bir doktora... Bak da yol. Ben bende değilim. Kızıma hayrım dokunsa yollar mıydım yanına? Anası da sizsiniz, babası da. İcabı neyse yapın. Külfetini yollarım. Sağ olun. Beyciğe selamlar. Emrin olur abi. Evet avukat bey, ne diyorsun? Tahliye emrine itiraz hakkı var. Ama kazanacağımız en fazla 2-3 ay. Netice değişmez abi. Netice değişmezse uğraşmaya da değmez. Ne diyorsun Dildar? Sağ olun, sizi yorduk buraya kadar. Keşke elimden bir şey gelse. Keşke. Tren hareket ettiğinde tamam dedik. Bitti. Bitti bu kabus. Sonra içimiz geçti. Uyuduk. Sonra anladık. Kabus kolay bitmezmiş. Tepemize çökünce anladık. İlk birkaç darbe. Sonrası bulanık zaten. Miran. Yanında adamları. Biri camı açtı. Dışarısı karanlık. Boşluk. Geride Asmin'in çığlığı. Asmin'in çığlığı hala kulaklarımda yüzbaşım. Tamam, tamam, yorma kendini. Tamam, yeter bu kadar. Arif hemen al şerife. Rahmetli babam derdi ki, her insan ömründe birkaç hayat yaşar. Bizimki o hesap. Bir hayat bitti, yenisi kapıda. Satıp savacağız. Elimizde ne varsa, yanımızda çalışanlar, haklarını ödeyeceğiz. Kuruşuna kadar. Abdo gelsin bir de ev bakar bize. Başımızı sokacak kadar bir ev. Güle takılarını verdi. Israr etti. Yaraya merhem ol. Takı dediğin takıp takıştırmak için. Bizde o hal mi kalmış? Olmazlanıp erkeklik taslamak isterdim ama... Ben de o mecar kalmamış.
Ne diyeyim? Makbule geçti kızım. Sağ ol. İyi, güzel. Bir sırıtı bir terim duymak ister misin? Hayır. İyi. Mucizevi bir şekilde iyi. Birkaç tane daha yapacağız. Ayrıca ıvır zıvır bazı tetkikler. İşi sağlama almak için bir müddet daha buradasın. Uzun sürer mi? Pazarlık yok Teğmen'im. Şu köydeki kadın, şifacı Dudu. Sana ne yaptı bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum aslında. İyi şeyler yaptığı kesin ama. Yoksa şimdi hayatta olmazdın. Bu dediğimi de sağda solda söylemeyin ha. Tabipler odasıyla başımın derde girmesini istemem. Tekrar geçmiş olsun. Gazetede gördüğüm doğru mu? Yasmin öldü mü? Söylesene Gabriel. Nasıl oldu? Yasmin'i kim öldürdü Gabriel? Nasıl? Anlat bana. İranlı abanesi. Yasmin'i trenden alıp çıkmışlar. Babasından ne yapmışlar? Demişler ki, sen mi temizlersin, biz mi temizleyelim? Kim Gabriel, kim? Hapiste bir oğlan var. Abdo'nun yeğeni. Botan. Yaşı 16. O mu vurdu? Kim bilir? Buralarda bu işler nasıl döner bilirsin. Yani Peyman'a kızını göz göre göre... Göz göre göre değil kardeş. Mecburen. Bana ağlaya ağlaya. Cesedi bulundu mu? Ben nasıl seni dinlemedim Gabriel? Ben neden çekip gitmedim buradan ha? Asbin benim yüzümden öldü. Benim yüzümden, anladın mı? Gabriel ah! Bu yüzden istemiştim gitmeni. Ömür boyu bu ağa çekmeyesin diye. Süryanice'de ah ne demek bilir misin? Aynı şeyi isteyen kardeş demek. Manası bu. Demem o ki, artık sen benim ahımsın kardeş. Anladın? Bin ton sipariş ağam. Baraj gölü inşaatı için. Hiç yoktan iyidir. İyidir Hasip, iyidir. Bu da ne ya? Hayırdır komiserim, beni mi göresin geldi? Haberler kötü Miran. Kötü dediysem senin için kötü. Altay'ı bulduk. Öldürememişsin. Ben Altay'ı öldürdüğümü ne zaman söyledim ki? Götürün şunları. Altay Teğmen nasıl? İyi komutanım, düzeliyor. Buna sevindim. Ancak biliyorsun kurallar. Teğmen terisine 3 gün kala ortadan kayboldu. Nedeni malum. Kaybolduğu süre firari sayılması için yeterli. Altay Teğmen firar etmedi komutanım. Ben kalan son 3 gün için kendisine idari izin vermiştim. Fakat izin kağıdı bölükte kaldığı için size intikal etmemiş. Hata benim. Özür dilerim komutanım. Yani diyorsun ki bu izin kağıdı kabaca bir hafta önce düzenlendi. Doğru mu? Doğru komutanım. Sen onu benim külahıma anlat yüzbaşım. Daha bu izin kağıdının mürekkebi kurumamış. Gene de inandık diyelim.
Geçerken personel subayına bırak. Emredersiniz komutanım. Efendim. Yüzbaşım tekrar ben Nevin. Merhaba Nevin Hanım, ben de birazdan sizi arayacaktım. Altay'dan bir haber mi var? Evet, var. Var da. Ne oldu Altay'a? Sakin olun. Hayır olamam. Altay'a ne oldu bana hemen söyleyin. Nevin Hanım, lütfen sakin olun. Altay hastanede. Ama endişelenecek bir şey yok, durumu gayet iyi. Altay. Duydunuz mu? Alo. Altay. Şu statik hesabına bir göz at. Nevin? Baba. Emniyetteki ifademde ısrarcıyım savcı bey. Hala mı? Evet efendim. Teğmen Altay, sen ve adamların tarafından trenden atıldığını söylüyorum. Buna rağmen. Teğmen korkaklık etti, kendini camdan aşağı attı. Ölseydi mesele yoktu. Hayatta kaldı hasbelkader, şimdi utancının vebalini üstüme yıkmaya çalışıyor. Mesela bundan ibaret sayın savcı. Sen bu meseleyi bir de nöbetçi hakime anlat da yaz bakalım. Sanık Mihran Bediran, kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek suretiyle adam yaralama suçundan Türk Ceza Kanunu'nun... Avukata haber ver. Seni serbest bıraktılar ha? Tutuksuz yargılama başkomiserim. Dışarıda olmak sana pek yaramıyor Mihran ha. Geldiğin yere dönüyorsun, nezarete. Biz girdiğimiz gibi çıkmasını da biliriz başkomiserim, dert etme sen. Biz alıştık. O kadar emin olma. Bu aralar gözüme gözükme Asif. Kaybol. Ne yaptı Asmin Beyci? Ne yapsın garip? Öyle çaresiz sızıp kaldı orada. Senelerce didindik. Allah bize bir evlat kısmet etmedi ya. Bugün Asmin'e bakınca dedim içimden. Allah'ım, bir bildiğim vardı. Öyle bey, galiba öyle. Ağam boğulmuş, açınca mı? Ziyaretçileriniz var. Beklediğin biri mi var? Hayır. Gabriel, bırak düzeltmeyi.
gelmiş. Öğrenir misin bir? İnsan yüzü görmek istemiyorum şu an. Altay. Nevi? Altay canım. Nevi. Hoş geldiniz. Sakinleştirici bir iğne yaptım. Bu onu sabaha kadar uyutur. Ne yapacağız doktor? Sabaha kadar başında böyle bekleyecek miyiz? Hayır, bu bir işe yaramaz. Anladığım kadarıyla ağır bir depresyon. Arada manik belirtileri de var. Ama ben sizi yanıltmış olmayayım. Bence uzman bir hekim görmeli. Hatta klinik tedavi. Hastanelik mi yani? Tahminim öyle. Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarında bir hocam var. Size tavsiye ederim. Randevu da alabilirim. Şayet isterseniz. İstemez miyik doktor? Elbette isteriz. Allah razı olsun. Estağfurullah. Buyurun. Bu benim kartım. Yarın saat 12'ye doğru arayın. Bu saate kadar randevunuzu almış olun. Teşekkür ederiz doktor bey. Buyurun ben sizi geçireyim. İyi akşamlar. Tekrar geçmiş olsun. İyi akşamlar doktor. Ellem onlar. Burada kalacak onlar. Eşyalar da aciz. Sensin alan da. Sen bana sabır sükun ihsan eyle ya Rabbi. Dayanma gücü nasip et. Et ki namerde muhtaç olmayalım. Peyman kulunu bu zilletten koru Allah'ım. Belirlenmişler şehirde. Abdü sabah girince gidip birlikte bakarız. Sen iyi misin? Çeyizimin en eski parçası. Çok eski. Nene yadigar. Anam alırdı beni kucağına. Oturturdu bu aynanın karşısına. Saçlarımı tarardı. Uzun uzun tarardı. Arasan baksan bu aynanın derininde bir yerlerde. Hala saklıdır. Hala saklıdır ha. Çocukluğum, kızlığım, anamın sureti. Onu çok mu sevdin? Babamın avukat bir arkadaşı var İstanbul'da, Mardinli. Senden haber alınca onu aradı. O da bir şeyler öğrenmiş. Onu çok mu sevdin Altay? Konuş benimle. Korkma, bu defa aptalca bir şey yapmaya kalkmayacağım. Dünyayı alt üst etmeyeceğim, merak etme. Hadi. Sadece bana içini açmanı istiyorum. Evet. Sevdim. Çok sevdim. Üzüldüm. Üzüldüm gerçekten.
Samimiyim, bakma bana öyle. Bu yüzden ölmek berbat bir şey değil mi? Ölümü sen de çok iyi biliyorsun. Yani. Öyle değil mi? Doğru. Biliyoruz. Trendeki o kız Gabriel, öldürülen hani, ismi neydi? Asmin. Tanıyor musun? Bu yüzden mi öldürdü? Bir tek bu yüzden. Başkasını sevdiği için. Sevmek acayip bir iş buralarda bey. Öyle böyle değil. Sevdin mi sonuna kadar gideceğim. Giderken yolun cehennemden mi geçecek? Göze alacaksın cehennemden geçmeyi. Kıyamet mi var ucunda? Yaşayacaksın kıyamet. Anladın? Altay'ın yaşadığı da bu muydu? Evet. Evet. Aşağıya yukarı bu. Ben seni daha çok seveceğim. Ondan, herkesten, her şeyden daha çok seveceğim. Bütün yaralarını ben saracağım. Bana bir şans ver Altan. Bir şans ver. Sana onu unutturayım. Senden tek istediğim bu. Kalbin taştan değil biliyorum. Bana inandığın anda yumuşayacağını da biliyorum. Bak, seni buradan götüreceğiz. Bütün kabusların sona erecek. Her şeyi, burada kalan her şeyi geride bırakacağız. Hiçbir şey yaşanmamış gibi arkamıza bakmadan gideceğiz. Rahatsız etmiyoruz ya. Benim için seferber oldunuz buralara kadar. Saçmalama evlat. Yarın doktorunla konuşup duruma bir bakarız. Bir helikopter ayarladık. Atladığımız gibi İstanbul. Hı? Hadi bakalım şimdi otele. Ben kalmak istiyorum baba. Olmaz. Yorgunsun. Gitsen iyi olur Nevin. Yani burada Gabriel var. Bana göz kulak oluyor. Meşhur Gabriel sen misin? Tamam o zaman. Altay sana emanet. Görüşürüz. Güle güle. İyi akşamlar. Bitti evlat. Artık bitti. Tamam mı? Hoşça kal Gabriel. Selametle bey. Ben buralardan nasıl gideceğim Gabriel? Asmini bırakıp buralardan nasıl gideceğim ben? Asmin öldü kardeş. Öldü Asmin. Anla bunu. Sanki zehir içmişsin. Ama böyle. Asmin'in ruhu buralarda dolaşırken ben buraları nasıl bırakıp da gidebilirim Gabriel? Emniyetteki ve savcılıktaki ifadelerine ekleyeceğin herhangi bir husus var mı? Yoktur Sayın Hakim. Anlat bakalım olayı. Biz kompartımana girdik. Niyetimiz kızı almak. Kendi işinizi kendiniz görmeye kalktınız yani. Memlekette polis, jandarma kalmadı. Haşa efendim. Olur mu öyle şey? Oluru var mı kardeşim? Olmuş işte. O adam düğün evinden kız kaçırdı Sayın Hakim'im. Bizimki onun yanında... Kes. Konuya gel. Biz kompartımana girdik. Bu teğmen birden ayaklandı. Sinkaflı bir küfür etti, affedersin. Sonra? Üzerine bir de küfür yiyince... Bizim çocuklar genç, ateşli tabii. Bir iki tane vurdular. Ama fazla bir şey olmadı ki. Zaten daracık kompartıman Hakim Bey. Adım atamıyorsun. Biz girdiğimizde de pencere açıktı. Teğmen ne düşündüyse, ne bileyim, günahını da almak istemiyorum. Onu öldüreceğimizi düşündü, ne düşündü artık...
Tuttu kendini pencereden aşağı attı. Ya biz eşkıya mıyız hakim bey? Adam vurmaya kastı olan insan kafasına iki tane sıkar, pencereden aşağı atar. Ne uğraşacak uzun uzun adam dövmeye? Hem nerede görünmüş? Trende iki saat adam döveceksin de kimsenin haberi olmayacak. Ne duyacak, ne görecek. Olacak iş mi Allah'ını seversen hakim bey? Yorumunu kendine sakla. O ateşli dediğin adam kim? Sen misin? Ben Resmi. Derdin neydi senin? Teğmen ağabeyin namusuna göz dikmiştir. Öfkeme hakim olamadım. Bir saate yakın oldu. Tam bir saat oldu. Sence bu iyi mi kötü mü? Bunu kimse bilemez. Bazen hakim bile. O gece sen mi görevliydin trende? Evet sayın hakimim. Ben ve iki arkadaşım. Üçtekilerin kompartımanının açıldığı koridordan geçtin mi hiç? Benim bölgemde efendim 3, 4 ve 5 numaralı vagonlar. Bir grup adam trene biniyor, kompartımana dalıyor, kızı alıp çıkıyorlar. Pencereden bir adam düşüyor. Sen uyuyor musun kardeşim? Ben diğer vagondayken olmuş olabilir efendim. Her vagonda 5 tane kompartıman var. Sonra tek tek bilet kontrolü falan. Bir vagonun kontrolü ne kadar sürüyor? En fazla 5 dakika. Zaten bu beylerin girmeleriyle çıkmaları bir olmuş anladığım kadarıyla. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Hayır efendim, bu kadar. Yerine geçebilirsin. Pekala. Karar. Sanıklardan Miran Bedirhan, Hasip Kaya, Ali Üzülmez ve Selami Karakaya'nın tutuksuz yargılanmak üzere salınmasına, DAT suçu sabit görülen Üzeyir Coşmaz'ın tutukluluk halinin devamına ve dosyanın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Kondüktörü düşünmen 10 numara harekette avukat. Eyvallah ağam. Aferin sana. Demedin mi başkomiserim girdiğimiz gibi çıkarız diye? Bir gün öyle bir yere gireceksin ki Miran, çıkışı bulamayacaksın. Seni de ikna etmek amma zor be başkomiserim. Gabriel bir ara görüşelim. Sizin kiliseye bağışta bulunmak istiyorum, içimden gel. İyi olur, kenep yaptıracaktık. Parasını kimden alacağız diye kara kara düşmüyoruz zaten. O zaman en kısa zamanda görüşelim kapıya. Bak senin ben gelmişini geçmişini yedi cettin silahını. Bırak, bırak! Kendine gel! Kendine gel! Bırak! Götürün şerifi. Götürün gözümün önünden. Bunun için mi sivilliydi? Adamın suratına yumruğu rahatça yapıştırmak için mi? Sayende 10 çemek boşa gitti. İşin yoksa şimdi git üst baş değiştir. Boşalttın ha. Boşalttık Abdo. İsteseydik biraz daha ayak sürürdük. Lakin istemedim. Tezelden bitsin. Ne yaptı Asmin? Hiç ağam. Buradan çıkarken nasılsa orada da öyle. Hiç konuşmadı. Hep sayıkladı. Aynı şeyi sayıkladı. Temeli mi? Adamlar birkaç ev kestirmişler. Gidip onlara bakın. Size yakın olsun. Ufak. Başımızı sokacak kadar bir yer. Kirası münasip. Ağam haşa. Bizim oralar pek size göre... Bak Abdo. Bana ağam demeyi bırak. Zaten hiç hoşlanmadım bu laftan. Ağalık diye bir şey de kalmadı ya artık. Sen dediğimi yap. Git o evlere bak. Ağır
travma neticesi depresyon. Bir sene müşavire altında kalacak. Figen hemşire gelsin. Ne kadar sürer doktor bey? Psikik vakalarda iyileşme süresi için takvim veremiyoruz. Uzun sürebilir. Ona çok iyi bakacağız. İçiniz rahat olsun. Buyurun doktor bey. Hastamızı yatırıyoruz hemşire hanım. Özel oda. Tabii doktor bey. Asmin de değil mi? Bu ismin manasını biliyorum. Dağ çiçeği demek değil mi? Gidelim mi Asmin? Ha? Hadi gel gidelim canım. Aşkı bir hayal gibi yanar yüreğimde.